Evet sayın seyirciler, Sektörenaliz'in son kısmında karşınızdayız. Neredeyiz? Yine başta da anons ettiğimiz üzere özellikle fındıkçının sesini, fındıkçının çilesini dinlemeye geldik. Karadeniz'deyiz, Samsun'dayız, Çarşamba'dayız. Bugün de şu anda Ayvacık'tayız. Hem fındıkçının sesini dinlemeye geldik hem de bunun yanında fındıkçının kullandığı hasat makinesi, hasatsanın ürettiği fındık hasat makinesinin uygulamalarını sizler için aktarmaya geldik. Şimdi son bir bahçemiz var. Bu bahçemizde bölgenin önde çiftçilerinden aynı zamanda belediye başkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yalçıntaş Bey'in bahçesi. Hem kendilerini ziyaret edeceğiz hem de burada kendileriyle bir söyleşi yapacağız bu teknolojiyle ilgili. En sonunda kapanışta tekrar karşınızda olacağız. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk başkanım. Kolay gelsin ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba diyelim Pelesina'da. Merhaba. 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 Sağ ol. Allah razı olsun. Sizden nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. Hamdolsun. Güzel. Mesele yok. Merhaba Allah'a. Mesele yok. Hain baktın yar bana. Serdim har bana, hain baktın yar bana. Ettiğimden sen utan, ah ettiğimden sen utan. Çok yalvaran var bana, çok yalvaran var bana. Samsun'dayız, Ayvacık'tayız. Buradaki fındık bahçemize geldik. Burada hasatsan makinesinin çalışma sistemlerini sizler için ekrana getireceğiz. Fındıkçımızın sesini dinleyeceğiz. Tabii bahçesinde olduğumuz kişi bölgenin önder ve örnek çiftçisi. Aynı zamanda bölgede ilk hasatsan makinesini, ilk daha doğrusu tarımla ilgili bütün ilkleri yapan başkanımız, aynı zamanda belediye başkan yardımcısı. Kendilerine yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Siz de hoş bizi geldiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tabii biz tanıştık ama kısaca izleyeceğimiz sizleri bir tanımak ister. Ben Ayvacık Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Cevdet Yalçıntaş. Artı İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Biraz isterseniz Ayvacık'la ilgili biraz konuşalım. Ondan sonra da fındığa geleceğiz, makineye geleceğiz. Biraz Ayvacık'la ilgili bize bilgi verir misiniz? Ayvacık tarımda, hayvancılıkta neler yapar? Hayvancılık var mı? Tarımdaki durum nedir? Geçim kaynağı neler? Sizden almak isteriz. Ayvacık'ta tarımla ilgili tarımda başta gelen ürün fındık. Fındık. Hayvancılık çok az bir düzeyde. İnsanlarımızın %80'inin geçimini Ayvacık'ta fındıktan. Ana kalem fındık. Ana kalem fındık, ondan sonra inşaatçılık. Fındıktan sonra inşaata gidiyor arkadaşlar. Evet. Peki başkanım isterseniz bu bölgede hasatsan fındık makinesini, fındık toplama makinesini ilk getiren alan sizsiniz. Evet. İlk traktörü alan sizsiniz. Birçok ilki siz yaptınız. Evet. Öncelikle şöyle yapalım. Ne kadar bir alan topluyoruz? Geçen yıl nasıl topladık? Yani geçen yıl kaç işçiyle ne kadar topladık? Bu sene hasatsan aldınız. Size ne gibi faydaları oldu? Çünkü sizin görüşleriniz önemli. Bölgede önder olduğunuz için bu konuda cevabınızı rica ediyorum. Bu yıla kadar yaklaşık en az 20-25 kişi işçi tutuyorduk. Ama bu yıl 12 kişi işçi tuttum. Hasatsan makinesi aldım diye, makinemiz var diye işçiyi fazla tutmadım. Zaten de fındığa başlayalı bir hafta oldu. Bir haftadan beri yaklaşık günlük olarak 1 tona yakın hasatsan makinesiyle, fındık makinesiyle fındık topluyoruz gördüğünüz gibi. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Evet. Burada boruları siz bir yakından bir de uzaktan herhalde topluyorsunuz. İkisi aynı anda mı çalışıyor? Borumuzun bir tanesi 50 metre, bir tanesi 25 metre. Uzun olan mesafeleri 50'lik borularla, yakın olan mesafeleri de 25'lik borularla çekiyoruz. Evet. Peki yine ben ısrarla söylediğim gibi önder olduğunuz için şimdi bu makineyi almak isteyen yani veya düşünen bu bölgedeki fındıkçılar tabii artık insanlar makineyi tanıdılar ama hala tereddüt olanlar için neler söylesiniz? Yani siz makineyi kullandığınız durum ortada neler söylesiniz? Bu makineyi almayı düşünen vatandaşlarımıza, köylü vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim.
En büyük spotta makine, sizsiniz. Makineyi evet. satan arkadaş zaten makinasının arkasında işini görüyorsa devam ediyor, işini görmese zaten geri alıyor makinesini. Yani öyle bir sorun da çıkmadı hamdolsun. Bir kere de şikayetçi olmadık biz. Yaklaşık bir haftadan beri işte 3 kişiyle beraber tarlada 3 kişi çalışıyor. Günde yaklaşık 1 ton fındık topluyor. Bu çok ciddi bir artı. Çok ciddi bir artı. Bunun daha artısı olur mu? Olur. Niye? Daha fazla 2-3 kişi daha insan çalıştırıyor olsanız, daha önden de fındığı hazırlıyor olsanız daha fazla fındık toplarsınız. Ama biz öğlene kadar hazırlayıp öğlenden sonra çektirmek şartla bu şekil günde 5-600 kilo 1 ton fındığa çıkıyor yani bu şekliyle. Vallahi Allah razı olsun. Bunu iyi ki yapmışlar. Ve temennimiz bu daha çok yaygınlansın. Bu insanlar bir şekilde yani çıkan teknolojiden faydalansınlar. İnsanlarımız faydalansın. Teknolojiden faydalanmak her zaman yeniliktir. Bu traktörler de ilk çıktığı zaman çokları altından yel geçiyor. Ne yapacaksın traktörü diyorlardı ama herkesin kapısında şimdi bir traktör var. Yarın da herkesin kapısında bir tane hasatsan makinesi olacak. Yani. Çünkü oraya doğru gidiyor. İşçi bulmak zor, maliyetleri yüksek. Tabii işçi bulmak zor. Şimdi öğrenciler var. Şimdi mesela okullar açıldı. İşçiler diyor ki okul açıldı, çalışamam edemem. Ama makine olan adamın böyle bir derdi olmaz. Makinesi var. Diyelim ki işçiyle uğraşacak da makineyle yakıt yakar, makineyle toplar fındığını. Peki başkanım şeye sorayım ben size. Burada normalde bir ton fındığı işçiyle topladığınız zaman maliyetle, traktörle topladığınız arasındaki maliyeti hesaplayabildiniz mi? Valla şöyle düşünelim. Bir ton fındığı normalinde 20 kişi işçi toplar. 20 kişinin 70 milyondan yemesi yapar 1400. Yemeğiyle beraber 1500 lira mal olur. 2000 liraya mal olur. Ama traktörle maliyeti 4 kişiyle birlikte 200 lira yakıt yaktığını düşünsen 500 liraya mal olur. Biri 2000 lira, biri 500 lira. Ciddi fark var. Biri 2000 lira, biri 500 lira. Aradaki fark bu kadar işte. Evet. Bu da net bir rakam. Yani. Evet. Peki, 4 kişiyle günlük maliyeti bir ton fındığın makineyle 500, işçiyle günlük maliyeti bir ton fındığın 2000 lira. Dışarıdan da işçi alırsa tabii. Peki başkanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir sektör analizi programının daha sonuna geldik. Yaklaşık 2 gün bu bölgedeydik, çekimler yaptık. Güzel oldu. Tabii burada birkaç ana konuyu işlemeye çalıştık. Bir fındık ve fındıkçının durumu. Bunun haricinde de özellikle bizim en büyük programın formatı şu, her programda nasıl ödüyoruz. Çiftçimiz çok zor kazanıyor. Bunun yanında işini kolaylaştıracak, ona yardımcı olacak yenilikler, teknolojiler neler? Bunları sizin için ekrana getirmeye çalıştık. Bu turumuzda da Hasasan fındık hasat makinesinin özellikle bu sene dediğim gibi bu piyasaya yeni girdi. Samsun Ordu Çarşamba bölgesindeki bahçelerdeki denemelerini, yaptığı çalışmaları sizler için ekrana getirdik. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten Hasasan hem bizim fındık üreticimizin birçok işini kolaylaştırıyor. Hem de maliyetlerini, işçi maliyetlerini aşağıya çekiyor. Dolayısıyla satan fındık fiyatları da ortada. Takdir fındıkçılarımıza kalmış. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Hasasan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Akın Bey'e de teşekkür ediyoruz bize verdiği desteklerden dolayı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Köy TV'den Köy'de Hayat var.